Mesela Alak suresi direkt cariyetten bahseder. Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla, şeytandan Allah'a sığınırım. Yaratan Rabbinin adıyla oku. Okumanın önemine dikkat çekiliyor. Oku Rabbin en büyük kerem sahibidir. Ki o kalemle yazmayı öğretendir. Yani ahir zamanda kalem erbabı, kalem hakim oluyor ahir zamanda. İnsanı bilmediğini öğretti. Mesela Darwinizmin geçersizliğini bilimle öğrendik. Birçok şeyi bilimle öğrendi insanlar. Hayır, gerçekten insanlar azar. İnsan azar. Bak, hayır, insan gerçekten azar. Deccaliyete bakıyor. Darwin spontanist düşünce içerisinde anarşi, terörle azıyorlar. Kendini müstahni gördüğünden diyor ki, ben diyor üstün insanım ya diyor. Müstahniyim diyor. Üstün ırkım diyor. Yani modernim diyor. Bilimin, teknolojinin en yüksek seviyesine çıktım ben diyor. Ahlaken de çok iyiyim diyor. Müstahni görüyor kendini. İnnel insana leyetgâ, herhalde hatırladığım kadarını, ayet. Evet. Darwin'in ölüm tane veriyor. Maşallah. Bak, kendini müstahni gördüğünden, hayır gerçekten insan azar, Darwin'e ölüm tane veriyor. Yani bilmiyorum, düşünen ibret alır yani. Şüphesiz dönüş yalnızca Rabbinedir. Engellemekte olduğunu olanı gördün mü? Bak Suriye'de, diğer ülkelerde, birçok İslam ülkesinde bu var. Namaz kıldığı zaman bir kudu. Demek ki tahirane, deccal Müslümanlara saldıracak. Buna işaret ediyor ayet. Bak namaz kıldığı zaman bir kudu. Yani ehli selate, tahirane saldıracağına işaret ediyor. Gördün mü, ya okul doğru yol üzerindeyse, Kur'an'a uygunsa, ihtinan sıratan müstakim, değil mi? Fatiha suresinde belirtilen Kur'an yolu üzerindeyse, ya da takvayı emrettiyse, ki özellikle Mehdiyet işaret ediyor bu ayet, öbür ayetler Deccal'e, bu da Mehdiyete. Takvayı emrettiyse, İslam'ı anlattıysa, gördün mü diyor Allah, bak sürekli vurguluyor. Ya bu engellemek isteyen yalanlıyor ve yüz çeviriyor ise, yani Allah'ı inkar ediyor ve İslam'ı, Kur'an'ı öğrenmekten kaçınıyor ise, o Allah'ın gördüğünü bilmiyor mu diyor Allah. Hayır, eğer bu tutumuna bir son vermeyecek olursa andolsun onu alnından tutup sürükleyeceğiz. Yani perçeminden tutup sürükleyeceğiz. O yalancı günahkar alnından. O zaman o da meclisini, ekibini, kim varsa arkadaşlarını çağırsın diyor Allah. Biz de zebanileri çağıracağız. Hayır, ona boyun eğme, Rabbine secde et ve yakınlaş. Yani deccaliyete boyun eğme diyor Cenab-ı Allah. Secde et ve yakınlaş. 19 ayetten oluşuyor. Deccaliyete özellikle vuran bir ayettir. Alak suresi.